Sen de bizi bedavaya getiriyorsun. Tamam peki. Çalıştırıyorsun. İşçilik bedava. Buralarının korunabiliyor olması iyi şu ana kadar. İnşallah böyle devam eder. Ben bu buranın böyle muhafaza edilmesi de çok katkı oldu. Evet, çok güzel bir şey yapmış. Turgut Bey zaman için Ali Bey'i ben hazırlayıp bunun yasasını çıkarttırdım. Uçakta gidiyordum. Ondan sonra burası da işte dinç köşkler, çarık taralar falan hepsi bir yerine aldılar. Beddet'in dalan falan. Başlıyorlar inşaata. Ben de Turgut Bey'e gittim uçakta. Böyle böyle dedim. Adam 2 dakika aldı hemen. Sen dedi ki haritasını çıkar. Ondan sonra bunu dedi bana getir. 1,5-2 ay sonra ben bana getirdim. Sadece burası değil. Bütün Türkiye için. Bütün kıyılar için. Antalya'da buluştum. Aldı baktı yahut dedi sen hiç otellik yer bırakmamışsın dedi. Ondan sonra Can Pulak başlaşma tabii denizden çok iyi anlayan arkadaşımızdır. Can'a dedi ki Can dedi aldım istediğiniz bir de sen bak dedi. Bütün kıyılar bir dolaş. Tabii en yakın olarak ona söyledi. Can da gitti dolaştı. Bu galiba içtiğime göre benden de daha fazla yeri işaretlemiş o. Böyle milli park olsun, inşaat yapılmasın diye. Sonra Turgut dedi ki bunu dedi eğer kararname yaparsak dedi bizden gelecek ya sonra gelecek her hükümet dedi hemen bunu bozar dedi. Baskı yaparlar dedi. Biz burada en iyisi kanun yapalım dedi. Ve kanun çıkardı. O aralar ben tehdit bile alıyordum seni yaşatmayız dedi. Bütün yapmayın yapılan ya. Yatırımlar. Ne kadar kötü değil mi? Burada şu binlikten daha sağda bir yer. Biz buraya ilk gelmeye başladığımızda 3-4 tekne olurduk. Başka kimse yoktu. Elektrik yoktu. Şurada 2 tane restoran vardı. Orada balık yerdik. Beraber şunu çekeceğiz. Ama. Evet. Evet, ikimiz biraz beraber çekersin. Biraz komik olmuyor mu? Beraber çekmek. Evet, şimdi bıraktın mı orayı? Evet, şu anda hazırız. Biz buyurun çekin deyince. Çekiyorum. Tamam. Evet, başlayalım. Çekebilirsiniz. Ben sadece çekin, çekin, sizin çekin, çekin, çektiğinizi çekiyorum. Ben de yardım edeyim. Hep beraber. Evet, 3 kişi bir elçeni çekiyoruz gördüğünüz gibi. O kadar enteresan ki burası el değmiş ki şu dipte bin bir vardır ya en dalgalı yerde bile. Evet. Onun yanında bir bölüm vardır. Orada bir çocukla tanıştım. Çok güzel tavuklu karnıyarık yapar karısı. Hı. Tavuklu karnıyarık. Harika. Etisi güzel değil mi? Tavuk oraya için. Gidiyorum. Ya kıyma yerine çok tavuk güzel. Yapar. Oğlanın hikayesini de tabii şimdi koca adam artık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu deniz gezmiş zamanında bunun odasına da gelmiş. Saklamışlar. Bunun hiçbir suçu yok. Hapse girmiş. Son sınıfta. Bunu almışlar, tevkif etmişler. Yargılanmış falan. Hapisten sonra daha da durum kötü. Çünkü hapiste aynı ideoloji için bir araya gelmiş olan kişiler birbirlerine yardımlaşmak zorunda. Bunları her dakika örgütün içine tutacaklar. Bu kaçmış. Ne yapsın? Sudan ucuz bir fiyata o birliğin yanındaki yeri almış. Oraya Allah sığınmış. Allah. Gelen teknelere tavuklu karnıyarık. Allah Allah. Şunu bunu veriyor. Burası keşfedilince adamı karalar bağlamaya başladı. Eyvah ben. Abi dedi geldiler buraya dedi şimdi dedi, birkaç milyon dolar veriyorlar dedi. Yani rüyası rüyamda görmeyi düşünemeyeceğim paralar dedi. Fakat dedi benim bütün huzurum kaçacak. Karısı da düşün o sırada Fethiye'de sağlık memurisi. Her sabah gidiyor sağlık memuriyle yapıp tekrar dönüyor. Yani öyle bir adam. Müthiş paralar teklif ettiler. Böyle burası o derece yani ıssız bir özel, yerde. Evet. Bence zaten bu şekilde kalsın burası. Evet yani şimdi dağların üzerine biz bütün medeniyetin dışında olmak da güzel değil. Evet. Böyle iki tane marina sonra Haldun Bey şurada marinayı yaptı. Evet. Yani medeniyet da olacak ama kaçıp saklanabileceğin evet. Yerler olacak. Medeniyetten kaçabileceğin. Doğru. Bir ara deniz köpürmeye başlamıştı. Sonra onda tedbir alındı. Rahmi Koç'un o Turnepa projesi. Memkalade arıtmalar da yapıldı şu anda mesela. Göcek'te.
tekrar ben koyu daha temiz gördüm mesela. Evet. 4 yıl önce bir kulaç attıkça böyle köpükler çıkar. Köpükler çıkar. Tertip. Bize buranın yalancıları çok yaşıyordu. Niye? Gidersin bir yerde demirlersin birazdan geliyorum. İşte İstanbul'dan tanıdıklarımız. Mesela şurası için burada yaşadım şurada. Ha. Onu görünce zaten aklına geldi. Ha. Herkes burada bir dağın, bir köyün, bir koyun sahibi. Öyle mi? Burası da işte aldım yok basam saklıyorum çoluk çocuk için var. Yalan değil mi? Herkes biliyor ama. Fakat öyle yalancılar vardır ki. Bir zaman sırf adam... Aldım çoluk çocuk için diye. Şu anda buralarda yapılaşmaya izin verilmediği için şu arkaya doğru imara açılmış göcek ve evet. İnanılmaz rakamlar yani. İşte şurada var. Ha boğazın çok kenarında yüksek bir... Boğazın kenarında bir yalı dairesi almışsın ama buradan bir tane almışsın. Bu kadar pahalı. Artık o portakal ağacı kokuları biter kalmadı yani. Az biter, kaldı. Biter ya. Mersinliymiş bizi de. Gelişini kendisi Mersinli. Ben Mersinliyim. Mersin'de eskiden bundan 10-15 sene önce yürürken böyle kokular gelirdi. Portakal ağacı kokusu, mandalina, limon yani kokusu. Yani 15 yıl evvel sen henüz biberonlandın değil mi? Ben 26 yaşındayım. Ay. Hadi canım, hadi canım. Atma şimdi. Yaşını geç, erken yazdırmışlar. Büyütüyor yaşını. Yaşını daha ya. Çok saygı görsün. 17'yim daha. Yani şu an mesela gidiyorum, ailem orada yaşıyor hala. Hani o binalardan artık bir tane ağaç göremiyorsun. Evet. Hakikaten bu çok kötü bir şey. Ve çok da güzel bir yer. Bence çok orası güzel. Da çok güzel Mersin bir yer. Mersin de çok güzel bir yer, evet. Annem Almanya'da okuduğu için hep şunu söylerdi. Orada bir kitap varmış, dünya hakkında bilgi veren. Hı-hı. Mersin için bir inci gibi demiş mesela. Vay be. Yani dünyanın bir incisi gibi demiş. O kadar güzel bir yer ama maalesef... Mersin artık inci gibi değil ama inciler çıkartıyor. Işte İnciler çıkartıyor. Mersin İstiridye oldu ama Allah'tan inciler çıkıyor arada. Şimdi bir İsveçli için düşünsenize buralar nasıl cennet? Of. Yılın her ayı soğuk bir deniz. 15 gün ya var ya yok bir güneş. Suya girseniz çamur gibi bir su. Bir geliyorlar buraya çamların tabii. Altında. Ağustos böceklerinin cırıltısıyla tertemiz suya giriyorlar. Yani siz birçok yere gittiniz. Bu anlamda yer de yok kalmadı değil mi Güney Amerika'da? Evet yok. Yani bir Hırvatistan belki biraz hani yaz. Hırvatistan harika. Yani ben dibinden Venedik'e kadar çıktım tekneyle. İnci kolyeler gibi iki tane sıra adam Türk bir boyunca. Yani bir çeşit bulvar olmuş. Karayla ilk sıra adalar arasında yol var. Bir iki sıra ada arasında var. Bir de çıkışında da açık denizde ikinci sıra ada arası. Oranın mevsimi kısa. Yoksa suyu çok güzel. Suyu tarihi çok güzel. Tarihi olarak çok güzel. Korunması bizden iyi. Yemekleri çok güzel. İnsanları güzel. Çok temiz. Hem suyu temiz, hem kendileri temiz. Fakat böyle olmadık yere katiyen demir attırmıyorlar. Burası arkeolojik alan dedim, hemen cezayı kesiyorlar. Şamancalara bağlanıyor. Evet. Ve son adını da sabah spor yaparken baktım, Prenses Caroline de orada koşuyordu. Oo. Yani kız geldiğini duymuş, mesela geçmişti. Çok güzel adalar var ama suya giremezsin ki. Köpek evet, balığı gelip kapıyor evet. bir kenardan evet. yani. Zehirli balıklar, tuhaf batoslar evet. yani. Burada o anlamda da denizin içi de fresh yani. Tabii öyle bir yelken sporu için. İşte tabii Yunan adalarını da severim fakat Yunan adaları daha rüzgarlı oluyor. Çorak rüzgar. Burada evet. daha güzel şey var.
rüzgar var. İstediğimiz kadar rüzgar var burada. Yani yelkencinin istediği kadar var. Öbür türlü türlüsü de fırtına sürekli. Mikonos'tan 15 gün çıkılamadığı oluyor. Tabii. Yelkenli kullandınız nasıl? Yelkenli tabii benim Simbat 2 çok iyi bir yelkenliydi. Ram derece tekniği. Hangisi daha keyifli? Yelken daha keyifli. Fakat benim belki de bir iki sıkıntı oldu. Zaman... Şimdi artık bana şey lazım böyle çok ite kakılı olmayan. Yine denizde olmayacak ama çok güç gerektirmeyen. Evet. Şimdi de kaptan pilot, yardımcı pilot geldi. Yardımcı pilot. İstersen usta bir kaptan yanaştırsın bize. Gel. Bizi de sen yanaştıracaksın bugün ona göre. Öyle mi? Evet. Zevkle. Çizimler yapıyoruz. Çizimlerde şöyle önce kendimle başladım. Sonra bir tane güzide çizeyim dedim ama beceremedim. Sonra karaladım onun, peçeli yaptım. Sonra ikisini yapayım dedim. Fena olmadı ama sonra bir baktım ki Güneri Bey benden yaman bir portresi çıktı. Ve gördüğünüz gibi önce kendi portresini yaptı. Şurada. Önce, sonra da güzidenin profilden bir portresini çalıştı ki gayet güzel. Sonra dedik ki hadi Güzide bir tane de sen Güneri Bey'i yap. İşte o da sonuçta benim şey çizdi ama body yapmadan önceki hali. Evet. Evet bir tane de Gani Müjde çiziyor şimdi. Bakın. Bir tane de Gani Müjde çiziyor.
Denizde Hayat Türkcell'le devam edecek. Denizli Hayat Türkcell'le devam ediyor. Küçük Sarsalak oyundayız. Türkiye'nin en usta gazetecilerinden biri ve Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Bu kombinasyon herhalde çok şey ifade ediyor bundan sonrasını seyretmek için. Güzelim ve size sormak istiyorum. Türkiye aslında bir hakikaten turizm ülkesi ve bunun da ciddi gelirleri var. Yolda gelirken de bize biraz anlattınız. Buraların bu turizme, yat turizminin açılmasına da katkılarınızın olduğunu biliyoruz. Şimdi böyle bir ülke bu potansiyeli hala doğru değerlendirebiliyor mu? Yani kötü değerlendiriyor diyemem ama maksimize edemiyor. 800 bin tane yat varmış Akdeniz'de dolaşan. Türkiye'de yat bağlama kapasitesi 3 bin ile 5 bin arası filan. Yani 800 bini yakalamak mümkünken henüz de ancak 5 bin ile maksimum. Yani 800 bin tabii Akdeniz'in tamamını alamazsın ama yani bunun en az diyelim 100 binini alabiliriz. Yani şöyle bir iç deniz. Burası Kekova. Nerede var? Mesela Türkiye'de şöyle bir doğru uygulama da yapılmış. Özellikle yat turizmine açık yerler, otel turizmine kapatılmış. Yat turizmine açık olmayan ve uygun olmayan Antalya, Side gibi yerlerde. İşte Dünya Bankası yaptı bunu. Çok güzel bir planlama gerçekten. Türkiye şu anda gerçekten bu anlamda örnek. Hakikaten evet. Örnek yani. O çok güzel. Uluslararası anlamda bir değer ifade ediyor. Bu arada sen de bir uluslararası değerimizsin. Hakikaten dünyanın birçok ülkesinde podyuma çıktın herhalde. Evet. Anlaşmalı olduğun veya anlaşmanı yaptığın ülkeler hangileri oldular? Amerika'nın her yeri. Los Angeles, Miami, New York ve Chicago'da varlar. Ya şimdi oraya biz gitsek, bizi de duran desek, ya bizi yok, bilmez biz derler mi? Büyük bir ihtimalle olabilir çünkü Amerika'nın çok yani seçkin markalarıyla çok çalıştım. Çok o markaların yüzü oldum ve billboardlarda oldum ama ajansı olarak soruyorsanız evet genelde herkes tanıyabilir. Ajanslar tanır evet, yani. Yaşadığım anılar var. Mesela arkadaşlarım Amerika'ya gittiğinde veyahut da Avrupa'ya gittiklerinde bir şekilde işte Türk'üm dediklerinde biz işte Türk model tanıyoruz diye benim ismimi çok söyledikleri. Bir biliyorum. Şey merak ediyorum. İşte ölçü olarak bakıldığında diyorlar ki işte yani dünya ölçüsünde manken. Peki Türkiye'deki diğerleri dünya ölçüsünde manken değil anlamını çıkartabilir miyiz buradan? Yok hayır tabii ki çıkartamayız. Çünkü Türkiye'de de çok iyi modeller var. Nedir o dünya ölçüsü yani mesela belli bir boy en kalın. Yani orada tabii ki uzun boylu olmak çok önemli. Çünkü özellikle de haute couture defilesinde veyahut da Mayo'da birçok
firma özellikle tabii ki uzun bacak, uzun boylu kızlarla çalışmayı tercih ediyor ama ben Türkiye'de de çok güzel vücutlu, çok iyi modeller olduğunu düşünüyorum. Benimki sadece ayrı bir şans ve cesaretti. Kriterler aynı yani. Evet ama burada birçok yeni arkadaşım yurt dışına gitse çok başarılı olur. İkinci de hakikaten Türkiye'de de gazetecilikte çeşitli dönemleri yaşadınız. Sizin başladığınız dönemdeki gazetecilik kriteriyle şu andaki kriterler yakın mı? Bizim zamanımızda yüksek eğitim çok ender rastlanan bir şeydi. Yani bizler fakültelerdeydik. İşte kim var? Selçuk Altan, Yaşar Aysev, Teoman Erel, ben galiba bir de Özgen Hacer. Bizler üniversite öğrencisiydik. Üniversiteli gazeteciler. Bizden evvel de işte... Ama yine gazetecilik değil galiba, çeşitli branşlar. Ben gazetecilik olarak söylüyorum. Siz gazetecilik okulu mezunu olarak. Hayır hayır, ben hukuk mezunuyum. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Hem hukuk mezunuyum hem de duvarımda İstanbul Barosu avukatlık var mı? Hiç yaptınız mı mahkemeye çıkıp şöyle bir? Hiç çıkmadınız. İçinizde heves kalmadı mı şöyle bir çıksam mahkemede? Sayın hakim bir dakika diye. Herhalde hayır, çok da dava kazanırsınız yani. Toplumu ikna etme gücünüz o kadar yüksek ki. Evet ama yani belki çok fırsat olmadı böyle bir şeye. Zaten biz toplumun avukatlığını yapıyoruz. Evet yani sonuçta. Onun için aynı meslek sayılır. Ama yani bizde o zaman gazetecilik yüksek okul da yoktu. Yoktu. Hukuk, siyasal bilgiler mezunu arkadaşlardık. Bir tek bizden bir iki sene sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu açıldı. Teoman oraya devam etti mesela. Erel merhum. Çok iyi arkadaşımdı. Çetin Altan bizden evvel yüksek eğitimini almış hukuktan. Altan hemen siyasal bilgilerden de. Benim bildiğim kadarıyla başka da pek yoktu. Yani hatırlamıyorum. Daha çok o zamanlar işte böyle bizim gibi olanlara biraz şüpheyle bakarlardı. Ulan acaba polis mi bunlar diye. Üniversiteden geldi buradan ne işi var benim diye. Babam iyi bir bankacıydı, üst düzey bir bürokrat falan. İşte kılığımız kıyafetimiz yerinde gidince rahmetli Hasan Hüseyin Korkmazgil Akis dergisinde demiş ki polis mi yoksa demiş. Çünkü adamın arkasına o kadar çok polis takılmış ki hapislere yatmış falan filan. Bana bir süre şüpheyle baktı, ondan sonra çok iyi dost olduk. Bizim zamanımızda işte tabii şey yoktu. Telex geri başlıyordu. Telefon önce hemen kaydını yaptıracaksın. Yıldırım ödemeli ki sıraya gireceksin. Bir iki saat sonra yazı yazdırılırdı. Yurt dışında rezil olurduk. Herkes tak tak çevirir. Biz gene yıldırım ödemeli bekleriz. ama ondan sonra birdenbire müthiş bir teknolojik ilerleme sağlandı. Bu telekomünikasyon devrimi dediğimiz evet. Şey herhalde. Ama sadece telekomünikasyon değil, matbaa, diğer teknikler vesaire. İletişim sonra bir şikayet etmeye başladık. Bu sefer de o tip mezunlara, değerli arkadaşlara iş bulmak meselesi zor olmaya başladı. Onun için ben onların hepsine stajlarınızı mutlaka yapın. Hatta hem okuyun hem çalışın ki mezun olduğunuz zaman... Şimdi buna hevesim olmadı. Yani oyunculuk bence çok ayrı bir şey ve bunun eğitim alınması gerektiğine de çok inanıyorum ama benim hiç öyle bir hevesim olmadı. Hani reklam filminde oyunculuk yapmak çok apayrı bir şey ama sinema ve dizi olarak hiçbir hiç şey oynadım hiçbir zaman düşünmedim. Hiç oynamadım hiçbir şeyde. Hayır, çok seneler önce sevgili Abdullah Oğuz'un yönettiği bir 90-60-90 diye bir dizide oynamıştım. O zaman keyif almıştım ama neyi sonra... Neyi oynamıştın orada? Ben hatırlamaya çalışıyorum. Orada çünkü yine çok ünlü bir modeli oynamıştım. Bir modelin tamam. Hayatını. Ve ona özenen bir kız vardı. Yani bana özenen bir kızın hayatıydı. Güzel bir diziydi. Fakat tutmadı. Yani birkaç bölüm evet. Sonra yayından kalktı. Ama ben bilmiyorum. Yani bu konu hakkında da çok kesin bir şey söylemek istemiyorum. Yani ileride çok güzel oyunculuğa bir... Oyunculuğa kapalı değilim ama çok düşünmüyorum diyorsun. Belki bir sinema filminde... Küçük bir rol almayı tercih edebilirim ama başrol olmayı tercih etmeyebilirim. Evet. Hayır, oyunculuk demişken yanınızda Jack Nicholson duruyor hazır. Evet. Onu da bir iki soru sormadan edemeyeceğim. Çok benzetiliyor herhalde değil mi yani her yerde? Ya o adama bir hal olursa bütün karizma çizilmiş olacak. Olur mu siz kalırsınız? Jack Nicholson öldü yaşasın Jack Nicholson olacak yani. Ben de kendime böyle dalga geçerim. Bir keresinde çok saf bir herhalde bir Amerikalı kadın.
böyle bir şey yaptı böyle Jack. Böyle yani çok fazla olmuyor. Benziyorsunuz diyorlar ama. Ama gözlükler bile aynı vallahi. Bizim yani. O tesadüf bu eşimin hediyesi. Yani böyle bir konuyla ilgisi yok. Eğer öyle olduğunu düşünse almazdı. Haberlerin sonunda ondan sonra şu anda da talk show'lar yapıyorsunuz. Görsel tarafını seçmek gazeteciliğin sizin tercihiniz miydi yoksa biraz arkadan mı ettiler? Televizyon programına çıktım, televizyon programı yaptım açık ama ondan sonra genel müdür falan olunca, genel yayın yönetmeni olunca gazetelerde pek zaman olmadı. Zaman olmadı. Ben pek haberleri istemiyordum. Neden istemiyordum dersen cinayetti, seksti falan filan ben onlara girmek istemiyordum. Özlüyor musunuz peki mutfağı? İster misiniz tekrar mutfakta olmak? Televizyon mutfağını pek istemem. Çünkü yazı yazmayı da sevdiğim için ikisinin arasında çok fazla bölünüyorsun. Yani başka spor yapma, kitap okuma, sanat etkinliklerine katılma, seyahate zaman bulamıyorsun. Bir de hayatın lezzetlerini seven birisiniz. Yani evet. Çok zaman ayıramıyorum hayatın lezzetlerine fakat o parantezler için çok iyi doldurmaya çalışıyorum. Evet. Diğer bir şey demişim, manken olmasaydı, yani bu işim olmasaydı benim, ben balık etli bir Osmanlı kadını olurdum. Balık eti olmak bu kadar, daha doğrusu yediklerine bu kadar dikkat ediyor musun? Bu formu korumak için. Yani sanki sen de böyle gerilmiş bir zemberek hali görüyorum. Ah beni mi bıraksanız, ben bir yiyeceğim, bir yiyeceğim havası var yani. Evet, bu cümleyi kullandım, söyledim bir röportajımda. Bugün bu işi yapmasaydım kesinlikle daha dolgun, daha balık etli bir kadın olmak isterdim tıpkı annem gibi. Yani bu mesleği yaptığım için tabii ki dikkat ediyorum. Çünkü bu işten para kazanıyorum ama şu bir gerçek. Yani bir gün özellikle 30 yaşıma geldiğim zaman biraz daha kilo almak istiyorum. Tabii ki bunu sporla yapmak istiyorum. 30'da, 25'te 30.